banyak sana lah, mana sih ada. Banyak kat, 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 possible. Okay. And what time you can go? You go the 1:30. 1:30. 1:00 the boarding pass. Now, the buy the ticket. Okay. Oh, yeah. Let's go. Evet. Size konuşmadan kamerayı çevirdim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Burada kıran kırana bir mücadele içindeyim yarım saattir. Nedir bu mücadele? Burada pazarlık yapıyoruz. Bugün Endonezya'nın Maldivleri olarak bilinen Gili Adası'na gidiyoruz. Gili Adası'nı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burası çok meşhur bir yer. Çok seviliyor. Turistler, yani zamanı vakti tabii olan, sonuçta oraya gitmek birkaç gününüzü alacak. Yani birkaç gün orada kalmanız gerekiyor. Okyanusla, hızlı botlarla yaklaşık 2 saat, 3 saatlik bir yolculuk olacak. Oraları sizlere göstereceğim. Şimdi fiyat konusunda da bilgi vereceğim. Biliyorsunuz benim kanalımda arkadaşlar samimi bir şekilde size iyi tarafları da, kötü tarafları da gösteriyorum. Şimdi buradan gitmek için, Gili'ye gitmek için 3 tane liman var. Bir tanesi Sanur, bir tanesi darling, here what name this? Padang Bay, benim şu anda olduğum yer. Burayı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer taraf, Sanur tarafına gittik biz. Orada sadece bir tane bot olduğu için 50 dolar, 50 dolar, 100 dolar diyorlar. Burada da şöyle söyleyeyim, 30 dolar ödedim ama şöyle daha aslında uyguna gidebilirsin. Benim şu anda vaktim yok. Son saat 1.30'da tekrar son botlar kalkacak. İşte fiyat konusunda şu anda 30 dolara anlaştık kişi başı. Yani 60 dolara vereceğim. Burada this Lombok deme, this different island. Diğer tarafta mesela Lombok bölgesi var. Oraya gidip oradan Gili'ye gitmek çok daha uyguna. Yani 10 dolara bile gidebilirsiniz. Ben şu anda hızlı bota bineceğim için, bir de burası turistik bir yer, bu fiyatı ödeyeceğiz. Şimdi size biraz buraları göstereyim. Sonra yolculukta devam ederiz. Çok acayip bir şekilde sıra var, kalabalık var. Gördüğünüz üzere böyle. Vakti olan Gili Adası'nı görmek istiyor. Çünkü gerçekten çok güzel. Yani resimlerde ve anlatılana göre çok çok güzel bir yer. Ben de sizinle beraber göreceğim. Oradan birkaç bölüm gelecek arkadaşlar. Böyle yürümeye devam etmeye çalışacağız ama bayağı kalabalık var. Size şu anda böyle biraz ortamı göstermek istiyorum. Burada bir tekne yanaştı. Şimdi oradan inenler var. Bu taraftan gidiyorlar. Gili'den gelenler. Bu sırada Gili'ye gidecek olan kişiler, bak şöyle. Bayağı bir kalabalık. Biraz şöyle etrafa bakalım. Ortam böyle. Burada da bir şeyler alabileceğiniz böyle abur cubur şeyler var. Böyle fazla ilerlemeyelim. Kalabalık bayağı. Evet, birazdan yaklaşık bir yarım saat sonra bizim de tekne kalkacak. Bunlar hızlı botlar. Tam olarak kaç saat yolculuk olacak onu bilmiyorum. Sorup tekrar size söyleyeceğim. Burası böyle.
Ben şu sağdaki botla gidecek zannettim ama şununla gidiyoruz galiba. Bu az önce geldi. Şimdi oradan Gili'den gelenler iniyor. Sonra biz bineceğiz. Böyle bir kalabalık var. Ben ilk defa Bali'de böyle kalabalık bir arada gördüm. Ortam böyle şu anda. Evet, yolculuk başlıyor. Bindik tekneye. Çok aşırı bir kalabalık. Bekledik bayağı. Bir yarım saat, bir saat bekledik. Şimdi biniyoruz. Bak böyle sırayı göstereyim. Sonra bir sonraki grup biniyor. Böyle devam. ¿A qué juega usted, socio? Palan, palan. Şimdi cam kenarı oturalım. Evet. Yani eğer sizi hani böyle mide tutmanız falan varsa kesinlikle binemezsiniz. Yolculuk öyle. Başım dönüyor. Evet, yolculuk bitti. Hala başım dönüyor. Abi çok fena ya, gerçekten. Yani 5 kişi dedim de, daha önce videoyu açamadım. Daha fazla kişi bayağı bir fenalaştı. Yani mideleri tutuyor. Yani bu kadar hızlı olduğunu tahmin etmiyor. Biniyorlar. Yani çok şey olmak lazım gerçekten. Yani hiç midende sıkıntı yoksa veya hiç tutmuyorsa seni binersin ama diğer türlü bana bir şey olmadı. Ama başım dönüyor yani öyle acayip yordu. Claudia bayağı kötü oldu. Durum bu. Yolculuk fena abi şunlar. Speedboat. Geldik bakalım Dili'ye. Burada böyle bisiklet kiralayabiliyorsun. Böyle faytonlar falan var. Bakalım. Şöyle bir de mi? Thank you. Bu adada bisiklet, atlar, at arabası, fayton falan bunlar var ama motor bile yok diye duydum. Bir yerli biraz var dedi. Böyle bakacağız. Birkaç gün buradayız. Birkaç bölüm gelecek buradan. Şimdi nakit kalmadı. Burada para çekiyoruz. Sonra otele doğru gideceğiz. Size kaldığım oteli de göstereceğim.
Bakalım nasıl bir yer. Böyle bisikletle herkes. Bunları kiralayabiliyorsun. Böyle hediyelik eşyalar. Bakalım burada yapılabilecek bazı aktiviteler var. Onları yapmak istiyorum. Ve hayalimde olan bir yer var. Orayı da sizlere göstereceğim. Orayı görmeden gitmek istemiyorum. Çok güzel bir yer. Çok güzel bölümler gelecek arkadaşlar. Biraz yorgunum. Biraz ya enerjim düştü gerçekten şeyden. Bot yani hala başım dönüyor desem yeridir. Birazdan tekrar açacağım. Siz de beğeni ve yorumlarla bana destek verebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu şekilde şimdi paramızı alalım. Otele geçelim. Açacağım birazdan yine. Hadi devam edelim. Dedim ya hayalimde olan bir yer vardı diye orayı görmek istiyorum. Burası arkadaşlar. Burada böyle dalıyorsun. Yani burayı görmek istiyorum. Yani ilk gördüğümde yani buraya gideceğim demiştim ve bugün Gili Adası'ndayım. Buraya çok yakın. Bu bölümde gelecek sizlere. Şimdi devam edelim. Evet, buradan aldım şimdi ben. 150 rupi, 10 dolar. Tam 10 dolar arkadaşlar. Buraya yakında gidiyorum. Orayı görmek istiyordum zaten. Size biraz şöyle göstereyim burayı. Ya ben 2 günlüğüne şey yaptım. Aslında otel rezervasyonu yaptım ama yani 2 gün yetmez. Burada yani bir 4-5 gün kalmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir tur yapsam bir gün zaten öyle gidiyor. Bir gün hadi deniz yapsam, bir gün hadi biraz daha fazla gerekiyor gibi. Ben de galiba daha fazla kalacağım. 2 gün yetmez. Zaten o tur için bir gün gidecek. Şimdi otele gideceğiz. Bununla gidiyoruz arkadaşlar. Başka zaten şansın yok. Bunlara bineceksin. Eğer bavul falan varsa bizdeki gibi. Evet, otele eğer Gili'ye gelirseniz otele böyle gidiyorsunuz. Başka bir şansın yok. Taksi veya başka bir uygulama yok. Bisiklet var. Bir de bu faytonlar var işte. Bunlarla gidebiliyorsun. Ne verdik buna? 6-7 dolar. Pahalı tabii ama yani yapacak bir şey yok. Böyle. Gili Adası arkadaşlar. Yani Bali'den çok daha pahalı bir yer. Onu söyleyebilirim. Zaten bunu daha önce duyuyordum. Bilerek geldim. Böyle bakalım. Burada da yine masaj yerleri. Evet, bizim otele geldik arkadaşlar. Girişimizi yapalım. Odaya bakalım. Daha sonra da biraz dışarı çıkarız. Hello. Hello. Yeah. Böyle bir tesis. Sakin, sessiz. Az önce motor gördüm. Elektrikli sadece izin veriliyor. O da çok sayıda yok. Onun dışında araç zaten hiç yok. Böyle bir sakin bir ada. Bizim yer galiba burası. Thank you. O da böyle arkadaşlar. For there is a bathroom. Hı hı. And for the remote aircon. Burada şu duş olayı dışarıda arkadaşlar. Böyle burada. Tuvalet de aynı şekilde. Güzel. Burada da ben. Şimdi otelden çıktık. Çok karnımız acıktı. Bir şeyler yiyeceğiz. Yolculukta iyi ki de yememişiz var ya. O kadar sallandık ki o teknede. O hızlı botta. İyi ki de yememişiz yani. Şimdi bir şeyler atıştıralım. Yemek yiyelim. Daha sonra biraz buraları gezelim. Burası bizim otelin hemen sol tarafında havuz varmış. Bizim otele aitmiş. Bakalım oraya da. Galiba burası.
Evet, bizim otelin hemen sol tarafta böyle bir havuz var. Karşıda hemen zaten deniz. Ortam böyle. Şezlonglar. Güzel. Şurada da bir bar var. Bir şeyler içebiliyor. Hadi. Bakalım. Burada mı bir yesek? Dışarıda mı yesek? Bir bakalım. Bu restoran arkadaşlar otele ait bir restoran. Yemeğimizi söyledik. Pizza söyledim ben. Şimdi biraz burayı sizlere göstermek istiyorum. Karşı tarafta otele aitmiş. Şu sağ taraf. Orada da oturabiliyorsun. Şimdi ilk olarak burada bir yemeğimizi yiyelim. Şöyle karşıya geçelim bir. Bu arada otelin de fiyatını da söyleyeyim size. Bura günlük 20 dolar arkadaşlar. 30 dolar, 40 dolara. İşte böyle 20 dolara böyle denize sıfır oteller burada alabiliyorsunuz şu anda. Hemen bizim otel burası. Karşı taraf hemen zaten deniz, sahil. Konum olarak süper. Zaten burada insanlar gün batımını izlemek için geliyor. Daha sonra da diğer yerlere doğru eğlenme mekanlarına falan gidiliyor. Ortam böyle. İlk izlenim Gili'de çok güzel. Bakalım önümüzdeki günlerde daha nereleri göreceğiz. O zaman şimdi restoranta doğru tekrar gidelim, yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edelim. Evet, yemeğimiz geldi. Bu spring roll. Claudia bundan söyledi. İçinde zebze var. Çok lezzetli oluyor. Bu sos da çok iyi. Benim pizza hala gelmedi. Burada şimdi pilav söyledi Claudia bir de. Yumurtalı. Sunum çok güzel. Lezzetli duruyor. Ve benim pizza da geldi. Evet. Müsaadenizle karnımızı doyuralım arkadaşlar. Bayağı acıktım. Akşam oldu. Hiçbir şey yemedik. Bir tarına da bakalım. Çok iyi yapmışlar. Böyle hamurunu göstereyim. Çok ince. Kaşar, yani peynir üzerinde bayağı var. Çok lezzetli. Müsaadenizle yiyelim. Devam edelim. Pizza çok başarılıydı. Diğerler de aynı. Yani gerçekten mutfak burada iyi, lezzetli. Zaten iyi olmak zorunda. Abi hep turistlere hitap ediyorlar. Güzeldi yani. Şimdi şöyle biraz yürümeye çıktık. Bakalım arkadaşlar etrafı. Karşıda gün batımı çok güzel. Bir dağ manzarası var orada. Şu anda biraz sis var galiba. Gözükmüyor. Şurada bisiklet kiralıyorlar da bakalım fiyatlarına. Hem size söyleyeceğim, bir de kiralayalım biz. Burada da güzel bir resort otel. Gili'de arkadaşlar oteller sahile direkt sıfır. Hemen yani karşı tarafı sahil oluyor. Bali'de biliyorsunuz tabi sahile sıfır olan yer de var. Çok pahalı. Burada öyle değil. Çok daha uyguna bulabiliyorsun. Burada da bisiklet trafiği.
Şurada var galiba kiralık. Bakalım. Her yerde aynı 60 TL günlük kiralıyorlar bunları. Bunu alıyorum, bu kendime. Bir de Claudia'ya orada şey var, pembe renkli var, o da çok güzel. Onu alacağız. Bunun hem böyle sepeti falan var, hem kamerayı koyarız, telefonu koyarız. Böyle şimdilik iki günlüğüne bunu alıyoruz. Ondan sonra iki günlerde bakarız artık. Lazım olsa uzatırız. Hadi devam edelim bisikletle. Bisikleti alacağız da ama şu ortamı size göstermek istiyorum. Bakar mısın şu gün batımına? Evet, Gili'de gün batımı böyle muhteşem oluyor. Çok güzel. Burada atlarla da gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak burada çok var, çok sayıda atlar var. Çok iyi. Claudia'nın motorunu, motor diyorum. Bisikletini alalım. Claudia burada alıyor bak. Onun da şurada. Pembe. Bak günlük 50 rupi, yani 60-65 TL fiyatı var. Her yerde aynı zaten. Benimkisi burada. Ferrari. Şimdi Claudia o işlemleri bitirene kadar ben size bir daha burayı göstereceğim. Evet, gerçekten insana huzur veren bir ortam. Çok güzel. Hemen arkamızda da bizim otelin olduğu yerde canlı müzik yapıyorlar. İnsanlar böyle gün batımını izliyor. Şimdi akşam gezmeye çıktık. Öyle bir pazara denk geldik ki arkadaşlar, burayı göstermem lazım sizlere. Canlı canlı burada deniz ürünlerini alıyorsun abi. Direkt hazırlıyorlar sana. Bak. Lobsticklere bak. Cesius. 800. Kutius. 500. 300. Bak abi, bak bak bak. Taze taze. Adamlar harbiden yapmış yani. Bak. Big jamu. Of 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 of. Balıklara bak, balıklara bak. Per ekor mbak tergantung besar kecilnya, mulai dari şunlara bak. Oke, kepitingnya, kepitingnya 250 yang besar. Karedesnya bak, jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbonya 100. Ada yang 100, ada yang 150. Sekilo itu. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Vay 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 vay. Please, my man, what do I call you? Vay vay vay. Same price 25. Amen. Ama şunu söyleyeyim bak, Bali'de ben hiç böyle görmedim. Jakarta'da vardı böyle bir yer. Bir de ilk defa burada gördüm, Gili'de. Abi bulamayacağın şey yok. Bulamayacağın bir şey yok. Çok güzel. O diğer taraf deniz ürünleriydi. Burada da artık kendi lokal yemekleri var. Şöyle baktığın zaman her şey var. Ya YouTube. Kalabalığa baksana ya. Ben de diyorum ki Bali'de bu turistler nerede? Abi hepsi Gili'ye gidiyormuş. Meğer hepsi burada. Hi. Bak abi bak bak. Oh, come on, have a squid there. Shrimp and a red snapper and local fish of mahi mahi. Two more, this is tuna. Chicken and calamari. Arkadaşlar böyle taze taze hazırlayıp direkt burada veriyorlar. Mangal yapıyor burada. Ya,
100 Yeah. Burada da bak yine böyle. Taze taze. Bu papağan balığı daha önce yemiştim. Ya papagayo this, I know this before. Daha önce ben yemiştim bunu. Lezzetli, fena değil. Şunlar daha lezzetli oluyor. Şimdi isimlerini tam bilmeyeceğim. Bunlar da 800 falan diyor. Bayağı balık. Ne diyor? Ne yapıyor? 800. Bunlar yaklaşık 50 dolar arkadaşlar. This what? Lobster. Yeah, yeah, yeah. No monster, yeah. No, no. Lobster'lar arkadaş, büyük olanlar 50 dolar. Daha küçük olanlar var 30-40 dolara. Ama büyük olanlar 50-60 dolara yapıyorlar. Ve burada da tabii taze taze vitamin depolayabilirsiniz. Dragon fruit olsun. Bak her şey var burada. Zencefil, kokonat hepsi var. Çok iyi. Ortam güzel. Gerçekten çok güzel. Kurbağa mı lan bu? Ha yok değilmiş. Grill. Ya. Kurbağa zannettim de değil. Kurbağa Jakarta'da falan ya Çinliler çok yediği için satıyorlardı. Onlar pek yemiyor ya şeyde Bali'de. O baksana. İzle bakalım da bir çarş. Çok iyi ya. Bak içeriği şimdi biraz gösterdim size. Dışarıyı da göstereyim. Bunlar turistleri burada tekrar otele falan götürüyor. Bisiklet kiralayanlar zaten bisikletle geliyor. Eyvah atlarla arasından kaldım. Abi çok iyi çok. Burada da böyle restoranlar falan var. Şu olayı çok seviyorum abi bak. Gerçekten Bali'de, Endonezya'da vitamine ulaşmak çok kolay diyorum ya. Bak böyle taze taze. Fiyatlar da çok uygun oluyor. Burada taze taze direkt yapıp veriyor. Ortam böyle, buraları size göstermek istedim. Aa ben şimdi ya var ya ben de biz sabah yani daha doğrusu öğlen geldik ya. Sorry. Biz öğlen geldik ya buradan geldik işte. Ben de diyorum ya burası neresi falan derken bizim geldiğimiz yer burası. Yani biz bisikletle az önce bir tur attık. Bisikletle bir tur atıp geldim buraya. Abi o zaman bu adamın bir ucu, diğer ucu en fazla bisikletle 20 dakika yani çok küçük. Çok iyi oldu ya. Okey, burası da bizim pazar. Şimdi çözdüm, tamam. Yavaş yavaş çözüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çözüyoruz. Ama bu pazara var ya hayran kaldım. Gerçekten tam böyle enerjisi yüksek, her şey bulabiliyorsun. Balık ürünü, deniz ürünleri. Evet, o zaman bu videoyu burada kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.